Merhaba değerli dostlar. Sıfatlarda derece konusuna geldik. Sıfatlarda 3 derece vardır. Pozitivus, komparativus ve süperlativus. Komparativus hali daha anlamını katar. Süperlativus hali ise en anlamını katar. Dolayısıyla daha sert ve en sert anlamlarını görmüş oluyoruz. Burada pozitivus hali durus olan sıfatın durus, durior ve durissimus. Şimdi burada sıfatların derecelerini yapmak için kural diyor. Komparativus hali için, derecesi için pozitivus şeklinden genetivus singularis eki yerine ior getirilerek yapılır. Örneğin durus sıfatının genetivus singularis eki i'dir. i'yi siliyoruz, ior getiriyoruz. Duruyor. Gördüğünüz gibi. Tabi bu duruyor. masculinum ve femininum halidir arkadaşlar. Duruyor. Bunun nötrum hali ius eki ile karşımıza çıkar. Bunu göreceğiz biraz sonra. E, Süperlativus hali için genetivus singularis eki yerine isimus eki getirilir diyor. Durus, duri genetivus singularis eki iyiydi. İyi siliyoruz. Geriye dur kalıyor oraya isimus ekini getiriyoruz. Durissimus en sert. Tabi bu durissimus, durissima, durissimum şeklinde bonus bona bonum gibi bir çekime sahip. Zaten burada da aynısını söylüyor. Bütün komparativuslar melior melius gibi çekilir. Bütün superlativuslar bonus bona bonum gibi çekilir. Yani komparativuslarda maskulinum ve femininum hal için melior, nötrum hal için, nötrum cinsi için özür dilerim olmaz. Melius gibi çekilir. Süperlativuslarda ise burada örneğini gördüğünüz üzere durissimus, durissima, durissimum gibi bonus bona bonum gibi çekilir. Örnek diyor birkaç sıfat var bakalım. Karus aziz sevgili. Karyor, karius. Karyor masculinum ve femininum anlamda daha aziz, daha sevgili anlamında, daha candan anlamında maskulinum ve femininum için karyor, cinsiz için karyos. Süperlativus hali yani en aziz, en sevgili anlamında eril için karissimus, dişil için karissima, cinsiz için karissimum. Longus sıfatının komparativus hali maskulinum ve femininum için longior yani daha uzun Nötrum için longius yine daha uzun anlamında ama yanında nötrum bir isim olduğunda longus e, sıfatının superlativus hali ise longissimus, longissima ve longissimumdur. Yani en uzun şey. Mesela longissimum bellum en uzun savaş veya longissima puella en uzun kız veya longissimus, longissimus liber en uzun kitap gibi. Tristis sıfatının yani mahzun, hüzünlü, kederli anlamındaki tristis sıfatının ve tabii ki tristise benzeyen isli sıfatların komparatibus hali bakın buradaki gibidir. Tristior masculinum ve femininum için daha mahzun anlamındaki sözcüğümüz tristiordur. Tabii bu nominativus hali arkadaşlar. Bunları da çekeceğiz zaten. Yine daha hüzünlü, daha masum, daha kederli anlamında cinsiz bir isimle birlikte tristius sıfatını kullanıyoruz. Yani tristis sıfatının neutrum komparativus hali tristius'tur. Superlativus haline bakarsak tristis sıfatının tristissimus, tristissima, tristissimum. Kuralımızı hatırlayalım. Hem komparativus hem superlativus hali oluşturmak için Pozitivus halinin genetivus singularis ekini siliyoruz. Komparativus ve süperlativus eklerini getiriyoruz. Dulkis tatlı anlamındaki dulkis sıfatının maskulinum ve femininum komparativus hali dulkiordur. Nötrum hali ise dulkiustur. Daha tatlı anlamında. Süperlativus hali yani en tatlı anlamında dulkisimus, dulkisima, dulkisimum. Felix yani mutlu, mesut anlamındaki Felix sıfatının komparativus hali maskulinum ve femininum için felikior, nötrum için felikius'tur. Süperlativus hali ise bu üç sıfat için felikissimus, felikissima ve felikissimumdur. Ingens yani büyük, koca anlamındaki büyük şey işte iri anlamındaki ingens sıfatının komparativus hali Maskulinum ve femininum için ingentior, nötrum için ingentius, süperlativus hali ise ingentissimus, ingentissima ve ingentissimumdur. Burada bir kural var. Kuam sözcüğü, çekimsiz kuam, den anlamında. Yani kuam ile bağlanan iki isim aynı halde bulunur. Örneğin diyor, servus est felikior. Quam rex. Köle felikiordur. Yani fel, e, servus köle daha mutludur. Daha mesuttur. Quam rex. Kraldan. Yani burada servus ve rex aynı halde olmak zorundadır. Burada servus nominativus halde olduğu için neyden üstünse onu da nominativus halde yazıyoruz. Yani eğer kral köleden daha mutludur deseydik Rex est felicior quam servus dememiz gerekecekti. Siz buraya iki ayrı isim koyarak veya farklı isimler koyarak örnekleri çoğaltabilirsiniz. Evet tercüme 23'e pardon 33'e geldik arkadaşlar. Amicus meus est omnium judicum sapientissimus Burada yüklemimiz est. Demek ki burada bir nominatusa ihtiyacımız var. Amicus meus est. Benim dostum. Burada bir sıfat tamlaması var. Benim dostum bir şeydir diyecek. Ne diyecek bakalım? Şimdi böyle bir durumda est'le bağlanan diğer unsurun da nominatus halde olması lazım. Dolayısıyla amicus meus est sapientissimus. Sapiens sapientis sıfatı akıllı anlamındaydı. Sağduyulu anlamı da var. En akıllı burada bakın superlativus hali. Yani pozitivus hali sapiens olan sıfatın e, superlativus hali sapientissimustur. Amicus meus est sapientissimus. Benim dostum en akıllı olandır. En akıllısıdır. Omnium judicum. Burada omnium judicum Yudex ismi neydi arkadaşlar? Yargıç veya hakimdi. Omnium Yudicum burada 3'ün çekimden bir isimdi. Ee, bu Yudex, Yudikis, 3'ün çekimden isimlerin biliyorsunuz genetivus singularisi is ile bitiyordu. Ee, ve genetivus singularisindeki hece sayısı nominativus singularisindeki hece sayısından fazla olduğunda genetivus pluralisi arkadaşlar... Um ile bitiyordu. Burada da um ile bitiyor. Çünkü yudikiz, yudeks gördüğünüz üzere genetivus singularisindeki hece sayısı nominativus singularisindeki hece sayısından fazla. Omnium yudicum tüm hakimlerin sapientissimus, en akıllısıdır. Benim dostum tüm hakimlerin en akıllısıdır. Burada belli bir bütünün içindeki bir parçadan bahsedildiği için omnium yudicum bir genetivustur arkadaşlar sagittai nostrai breviores sunt quam hasta Şimdi burada sunt'la bağlanan iki yapı var. Karşılaştırma var. Quam'ı da görüyoruz. Den anlamındaydı. Yani bir şeyden daha yani komparativus halde quam kullanılır. Buna dikkat edelim. Sagittai nostrai bizim oklarımız. Bizim oklarımız Sagittai nostrai nominativus pluralis halde. La sagittai nostrai breviores sun. Daha kısadır. Bizim oklarımız daha kısadır. Kuam hasta tua. Senin mızrağından. Bakın burada hasta tua da nominativus haldedir. Niye? Çünkü sagittai nostrai da nominativus halde. Gerçi burada sagittae sagittai nostrai pluralistir ama hasta tua singularistir. Olsun o çok önemli değil. Önemli olan hasta tuanın da dominati bu halde olmasıdır. Yani burada birçok şey bir şeyden daha kısadır. Bu belirtiliyor. Proximo diye nuntium velocissimum ex urbe misi. Proximus bir sonraki anlamındadır arkadaşlar. Bir sonraki gün bir sonraki gün. Biz bunu e, önceki videolardan birinde son en son diye sanırım tanım e, çevirmişiz. O yanlış arkadaşlar. Onu düzeltmek istiyorum. Proximo diye hemen yakındaki, hemen bitişikteki yani bir sonraki gün anlamındadır. Proximo diye bir sonraki günde nuntium velocissimum ex urbe misi. Misi gönderdim. Perfectum birinci tekil kişidir mitto mittere fiilinin perfectum birinci tekil kişi hali. Misi proximo diye. Ö sonraki gün, bir sonraki gün gönderdim. Ex urbe. E ex artı ablativus bir yerden anlamındadır. Ex urbe misi. Urbs urbis kent anlamındaydı. Urbe burada ablativus halde. Ex'ten ötürü. Ex urbe misi kentten gönderdim. Bir sonraki gün kentten gönderdim. Nuntium velocissimum. Velox, velocis arkadaşlar hızlı demektir Latince'de. Hızlı. Ayağı tez veya hızlı e, haberci. Burada ikisi de yani nuntium velocissimum. Akuzativus singularis haldedir. Ama velocissimum burada e, velox sıfatının hangi halidir? Komparativus mu? Superlativus mu? Superlativus halidir. Nuntium velocissimum, ex missi. Carmina dulcissima puellarum non audivistis. Carmina dulcissima puellarum non audivistis. Sen dinle... özür dilerim, siz dinlemediniz. Non audivistis, siz dinlemediniz. Carmina dulcissima. Carmen, carminis, üçüncü çekimden bir isimdi. E, cinsiz bir isimdi. Carmina dulcissima burada akuzativus pluralis haldedir ve dulcis sıfatının tatlı anlamındaki dulcis sıfatının burada neyini görüyoruz arkadaşlar? Superlativus, neutrum, pluralis, akuzativus halini görüyoruz. Puellarum carmina dulcissima. Puellarum burada genetivus pluralistir. Puella e, isminin kızların Tat, kızların en tatlı şarkılarını, kızların en tatlı türkülerini, şiirlerini, işte Carmen'i nasıl çeviriyorsanız hepsi olur. Ee, kızların en tatlı şiirlerini veya şarkılarını dinlemediniz cümlenin Türkçesi budur. Evet. Diğer örnekleri de siz yapın. Türkçelere de yapın arkadaşlar. Sıfatlarda dereceye devam ediyoruz. Er ile biten sıfatlar, niger, tener gibi er ile biten sıfatların komparativus dereceleri yukarıda verilen kurala göre yapılır. Fakat süperlativuslarını yapmak için maskulinum nominativus singularislerinin sonuna rimus getirilir. Sim, e, simus değil. Dikkat edin. Bakın burada isimus getiriliyordu. Burada ise ne getiriliyor? rimus. İssimus, isima, isimumdu. Burada rimus, rima, rimum. Niger kara demektir. Komparativus hali maskulinum ve femininum için nigrior. Nötrum e, için nigriustur. Süperlativus hali ise niger rimus. Maskulinum için, femininum için niger rima. Nötrum için nigerrimum. Tener, narin, nazik, Kibar anlamındaki tener sıfatının komparativus hali maskulinum ve femininum için tenerior, nötrum hali tenerius. Süperlativus hali yani en narin, en nazik anlamında tenerrimus, tenerrima, tenerrimum. Tenerrima puella, en narin kız gibi. Pulker sıfatının yani güzel anlamındaki pulker sıfatının komparatif hali erkek ve kız için yani maskulinum ve femininum için pulkrior, nötrum için pulkrius. Süperlatif hali ise pulkerrimus, pulkerrima ve pulkerrimumdur. Şu altı sıfatın superlativusları limus ile yapılır diyor. Bu altı sıfat için geçerli bir durum. Örnekleyelim. Fakilis kolay demek. Fakiliyor daha kolay. Fakilius yine daha kolay ama nötrum için. Superlativus hali ise fakillimus, fakillima, fakillimum. Zor anlamındaki diffikilis'in komparativus hali maskulinum ve femininum için diffikiliyor, nötrum için diffikilius. Superlativus hali ise diffikillimus, diffiklima ve difficilimum benzer anlamındaki similisin komparativus maskulinum ve femininum hali similior, nötrum hali similiustur daha benzer anlamında tabi. Süperlativus hali yani en benzer anlamındaki hali ise simillimus, similima ve simillimumdur en benzeyen en benzer anlamında farklı en benzemeyen bakın similisin başına disk getirilmiş olumsuz yapılmış farklı benzer olmayan dissimilis dissimilior dissimilius veya süperlatibusu dissimillimus dissimillima dissimillimum İnce narin anlamındaki grakilisin komparatibusu maskulinum ve femininum için grakiliyor nötrum için grakilius superlativus hali ise maskülinum için grakillimus femininum için graquilla ve superlativus'un nötrumu grakillum'dur. Aşağı bayağı değersiz anlamındaki humilis sıfatının gördüğünüz üzere komparativus hali maskulinum ve femininum için humilior nötrum için humilius superlativus hali ise humillimus ...humillima ve humillimumdur. Kuralsız sıfatlarımız da var arkadaşlar... de. Bunun için kur e, kuralsız... ...komparativusu ve süperlativusu... ...melior ve melius'dur. Süperlativusu ise... ...optimus, optima ve optimum. Yani... ...daha iyi ve en iyi... ...çekimleri bu şekilde yapılıyor. Optimus... ...en iyi, optima... ...en iyi dişil optimum en iyi cinsiz. Malus sıfatının komparativus hali peyor tabii ki maskulinum ve femininum içinde nötrum hali cinsi içinse pey, peyus. Superlativusu ise malusun pessimus, pessima ve pessimumdur. Magnus sıfatının ...komparativusun mayor maskulinum ve femininum için nötrum hali ise mayustur. Yani burada bir nevi işte katon mayorun ne anlama geldiğini öğrenmiş olduk. Katon mayor daha büyük olan kato anlamında. Hatta yaşlı anlamında da çevrilebilir mayor. Daha büyük olan mayor anlamında. Superlativus. Maximus. Maxima. Maximum. Bakın büyük anlamındaki Magnus sıfatının Superlativus maskulinum hali maximus. Feminina. Femininum hali maxima. Ve nötrum hali maksimumdur. Küçük anlamındaki parvus sıfatının sıfatının komparativus hali minor. Maskulinum ve femininum içinde nötrum hali ise minustur. Superlativus hali ise da, yani en küçük anlamında Minimus, minima ve minimum şeklinde yapılır. Multus sıfatının komparativus hali plus'tur. Dikkat edin plus'a arkadaşlar. Bu sadece nötrum halde böyle. Ve superlativus hali plurimus, plurima ve plurimum'dur. Evet tercüme 34'e geldik arkadaşlar. Sonra 35 var. Bu tercüme 34 ve tercüme 35'i arkadaşlar bir sonraki videoya saklamak istiyorum. Hatta 36 da var. Buradan örnekler yapmak istiyorum. Çünkü sıfatlar konusunda bakın gördüğünüz gibi komparativus ve süperlativus halleriyle ilgili çekim örnekleri yapmadık. Bunları defter üzerinde göstermek istiyorum çekerek. Çünkü bunlar kafanızı karıştırabilir. Daha da pekişmesi adına bu alıştırmaları yani Tercüme 34, 35 ve 36'dan örnekleri bir sonraki videoya saklıyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.